Yağ yakıcı besinler nelerdir? Evet, şimdi bu aslında biz diyetisyenlerin daha çok hani nasıl sağlıklı beslenebilirimden çok direkt hani yağ yakan besinler nelerdir diye aldığımız bir soru. Aslında buna şöyle bir cevapla başlamak istiyorum. Maalesef ki direkt yağ yakar dediğimiz bir besin yoktur. Fakat kişi sağlıklı beslenirse, eğer beslenmesine dikkat ederse kilo vermesine yardımcı olacak dediğimiz besinler vardır. Yani direkt yağ yakar aslında yanlış bir tabir olacaktır. Bunu da herkese söylemek istiyorum. Öncelikle benim en çok sevdiğim, hastalarıma da çok sıkça önerdiğim, ödem attırıcı dediğimiz ananastan bahsetmek istiyorum. Ananas. Evet. Zaten ananas bu detoks listelerine çok sık kullanılır. Bunun sebebi de yine ödem atmasından kaynaklıdır. Ananasın içinde bromelain dediğimiz bir madde var. Bir enzim aslında. Bu sindirmemize yardımcı olur. Ve bu sebeple de yağ yakma değil de kilo vermeye yine etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda proteinin de sindirimini kolaylaştırdığı için bazı restoranlarda ananas yiyen, belki karşılaştınız mı bilmiyorum, et yemeğinden, ana yemekten sonra gelir ki kişiler daha kolay onu sindirebilsin diye. Birinci maddemiz ananas. Ananas. Yani ananas çok ananas. Önemli değil mi? Evet, kesinlikle. Şimdi birinci ananas. Evet, ikinci aslında herkesin tüketemediği diyelim kırmızı biber. Aslında böyle hani acısı daha mı etkili? Bunu diye bir Adanalı olarak mı söylüyorsunuz? Evet. Lütfen. Siz yiyor musunuz kırmızı biber? Ben acıyı çok severim. Ben Adanalı değilim aslında, orada yaşıyorum ama hani yıllardır orada yaşadığım için Adanalı gibi hissediyorum diyelim. Ve acıyı küçüklüğümden beri çok severim. Ama kırmızı biber aslında bir tek acısına değil. Normal kırmızı biberde de kapsayabiliyor. Kapsaisin dediğimiz bir madde var. Bu kapsaisin yağ yakımını hızlandırıcı, yine kilo vermeye yardımcıdır. Ve bu sebeple kişiler eğer kırmızı acısını tüketemiyorlarsa normal kapya biber dediğimiz kırmızı biberi veyahut da normal acı bildiğimiz kırmızı biberi tüketebilirler. Hani bunu direkt yemeğe yanında tüketmek istemeyenler salatalara karıştırabilirler. Onun dışında omlete çok yakışıyor. Ben çok omlette çok sık veriyorum bunu tarifini. Ay canım çekti ya. Sabah sabah güzel oldu yani. Evet, diğer maddemiz de kırmızı biberdi. Şimdi omlet demişken oradan da bir yumurtaya değinmek istiyorum. Yumurta zaten hepimizin bildiği gibi tok tuttuğu için aslında insanlar bunu tüketiyor. Neden yumurta tok tutar? Onun içerisinde de kolin dediğimiz bir B vitamini benzeri bir madde var. Aslında yumurtanın en çok tok tutma sebeplerinden bir tanesi bütün esansiyel amino asitler, yani proteinlerin vücudumuza girmesi gereken bütün proteinleri içeren tek besin aslında yumurta. Ve anne sütünden sonra en kaliteli protein. Bunu da çoğu kişi belki duymuştur. Ve o yüzden bu kolin dediğimiz B vitaminine benzer yapıda olan besin bizim daha tok kalmamıza ve yağ yakımını da yine hızlandırmamıza yardımcı olur. Yumurtayı tüketmeyi sevmeyenler, çünkü danışanlarımdan da çok karşılaşıyorum. Yumurtayı haşlanmış olarak tüketmeyi sevmiyorum. Nasıl tüketebilirim? Biraz önce bahsettiğim gibi çok az miktarda yağ kullanarak omlet şeklinde tüketilebilir. Veyahut da krep gibi, pankek gibi, bunların daha hani daha düşük kaloride yapılan tarifleriyle birlikte bunu o şekilde, hani kokusundan rahatsız olanlar o şekilde tüketebilir. O yüzden bence diyetin olmazsa olmazı yumurtadır diyorum. Yani 3 tane mi var özellikle? Özellikle üstünde ananas, durmak istediğim. Kırmızı biber, ananas, illa kırmızı acı olmasına biber. Gerek yok. Evet, aynen. Ve yumurta. Evet, bu üçünü tüketmek zayıflamayı direkt sağlamayacağı gibi normal sağlıklı beslenmeyle beraber daha hızlandırabilir diyoruz. Daha hızlandırabilir.